Sağ ol usta. Anlat bakalım, seni dinliyorum. Usta şimdi... bildiğim kadarıyla Kadir Bey sizin bayağı yakınınız değil mi? Bizimki yakından da öte. Kadir'in yüreğini bilirim. İyi, beni daha iyi anlarsın o zaman. Usta açık konuşacağım. Zahide'me olanlarda Kadir Bey'in de bir parmağı olduğunu düşünüyorum. Oğlum senin ağzından çıkan kulağım duyuyor mu? Böyle diyeceksin tabii, ne diyeceksin? Sonuçta adam yakın. O da kardeşini koruyor işte. Dur bakalım delikanlı. Orada dur. Kadir'in kimseyi koruduğu yok. Niye? O ev onun değil mi? Erol için polise yalan ifade vermedi mi? Her şey bu adamın gözünün önünde olup bitmedi mi? Hep birlikte örtbas ediyorlar işte. Oğlum durum böyle olsaydı... Kadir gidip kendi elleriyle teslim ederdi Erol'u polise. Ayrıca olay kaza diye biliyorum. Selo. Kadir'i bıçakladın, Erol'u vurdun. Dinmedi mi oğlum öfken? İlla birinin ölmesi mi lazım? Usta ben anasız babasız büyüdüm. Ailem yoktu benim. Kendime bir yuva kurdum. Onu da başıma yıktılar. Oğlum, Umut'um. Anasız kaldı şimdi. Sen söyle bana. Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Geçmişini bilmemek zordur. Başın derde girince sırtını yaslayacağın dağ gibi bir babanın, bir kardeşin yokluğu nedir bilirim. Ama bak, nihayetinde şu hayatta kim olduğumuzu belirleyen bizim kendi tercihlerimiz. Şimdi sen bu içindeki şüpheyle gidip ortalığı yakıp yıkacak mısın, yoksa gerçeği mi bulacaksın? İşte senin tercihin de bu. Nasıl bulacağım usta gerçeği? Zaman. Zaman Serol. Bak şu çaya. Renginden belli. Demini almamış. İşte hayat da böyle. Demini almazsa tadı olmaz. Sen de dem almak için bekle biraz. Zaman her şeyi öğretir. Ha, sen iyi bir öğrenci olursan tabii. Ah be oğlum. Yakıp yıkmak kolay olur. Ama kurmak, inşa etmek işte o zor. Nasıl kuracağım usta? Ne yapacağım? Nereden başlayacağım? Bak. Tulumun hala yerinde duruyor. Geç işinin başına. Buradan başla.